benim Diyarbakır zindanında gördüğüm işkencenin haddi hesabı yoktur. Haddi hesabı yoktur. Ben o işkenceyi yapanlardan sanatımla intikam alıyorum ben. Adım Selim, soyadım Gökçen, Kızıltepe, Mardin, Urs köylerinin Gündü Azer isimli bir köyde doğdum. Orta halli bir ailenin en büyük çocuğuyum. Çocukluğum köyde geçti. 1971-72 Mardin Lisesi mezunuyum. Benim yaşıtım çocuklarımın yaptıkları işlerle çok da alakalı değildim yani ben. Bende küçük bir yere şöyle bir bıçak vardı. Bıçakla böyle tahtayı, böyle ağaç şeyleri falan şekil vermeye çalışıyordum. Yüksekokul geçti. Benim yaşadığım dönemde çok riskliydi. Hatta ben Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nün ikinci sınıfında da terkim. Uzun süre Mersin gibi bir yerde asma taban, kartonpiyer ve alçı işleriyle uğraştım. Mardin'e dönerken taşla alakam vardı. Benim 5-6 yıl Mardin mimarisinde kullanılan taşlarla ilgiliydim. Taş atölyem de vardı. Taşı kesiyordum, uyguluyordum ben. Yaptığım bayağı çok eser var. Kısacası benim hayatım şu şekilde devam etti bugüne kadar. Dedem Mahmudi Alişehri'dir onun ismi. Mahmudi Alişehri. Dedemi devlet 1937'de Diyarbakır Mardin il sınırında kurşuna dizdi. Ha dedem kimdi? Dedem 1923'te Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Kürtlerin kabul görmemesi neticesinde devlete baş kaldıranlardan biriydi dedem. Dedem Mahmudi Alişehri, şimdi onun resmini çizerken hani ironi yapmıyorum ben, onunla yaşadım ben. Her bir noktasına dokunduğumda buradan mermi içeri girdi, kurşuna dizilmiş. Buradan girdi, buradan çıktı, buradan girdi, yok buradan çıktı, yok buradan girdi, yok buradan çıktı diye beynimde canlandırdım ben onu ki tabii. Hani bunu belki sizlere basit bir şekilde biraz da güleç yüzle anlatıyorum ama aslında öyle değildir yani. Yani ben resmini yaparken yani böyle krizler de oldu bende. Yani bir ruh hali bende değişti. Yani olumsuz etkiledi beni. Benim Diyarbakır zindanında gördüğüm işkencenin haddi hesabı yoktur. Haddi hesabı yoktur. Ben o işkenceyi yapanlardan sanatımla intikam alıyorum ben. Rüstem Ezal, Kürt sana Kürttür. Avramaz da Kürttür. Kürt objelerini çalışıyorum. Şimdi benim buradaki, benim duvardaki gördüğünüz resimlerde geliyor soruyor. Halil Bege Cibri kimdir? Cibranlı Halit kimdir? Bilmiyor. Mehmet Esoyid Ağa kimdir? Bilmiyor. Bilen çok az. Ben asimilasyona karşı mücadele ediyorum ben. Asimilasyon. Ben varım. Sen istediğin kadar beni yok say. Ben varım. Böyle gözünün içi. Ben varken sen yoktun. Bakın ben varken onlar yoktu. Ben varken onlar beni yok sayanlar yoktu. Ben varım. Şimdi benim bu yaptığım bu sanat ahşabın üzerine dağlama tekniğidir. Dağlamadır derken yakma değildir. Osmanlılar buna dağlama demiş. Dağlama da hala Kürt coğrafyasında kullanılan bir kelimedir. Yani bizim yaşlılarımız biz yaramazlık yaptığımızda bize parmak sallarlardı. Eziyete dağ bıkım derdi bize. Eziyete dağ bıkım. Seni dağlarım korkutma amacıyla. Yine bildiğim şekliyle bildiklerimi paylaşıyorum ben. Dağlamayı yaralamalarda da kullanılmış. Yani yara
dağılmasın, metastaz olmasın. Hala bu coğrafyada kulak hayvanların kulak arkalarını biz dağlarız yani. Ta buradan Hakkari'ye kadar, ta Van'a kadar, Kars'a kadar. Evet, bu mesleğin ismi dağlama. Dağlama, ahşabın üstüne dağlama. Daha önce bu işi yapanlar bu şişleri kullanıyorlardı. Buraya bir sap geçirip kömürün içinde ısıtıp yapıyorlardı. Ama ben elektrikle başladım. Ben böyle başlamadım. 100 yıl önce, 50 yıl önce elektrik yokken bununla başlamıştım işi. Benim duvarımda asılı olanların tümünün hikayesini biliyorum ben. Mesela Che Guevara burada, biliyorum. Said Kürdi burada, biliyorum. Şimdi mesela Rüstem Ezan'ı biliyorum, Ahura Mazda'yı biliyorum, Kava'yı biliyorum. Bütün bunları bilmesem çizemiyorum ben. Biri gel der ki bana portremi çiz. Tanımama gerek yok. Tabii ki yani birinin portresini yaparak para için yapıyorum, o ayrı bir şey. Ben resmini benzetiyorum. Ama resmini diğer duvarımda asılı olanlar satlıkta değildir. Parayla satmıyorum bunları. Onları biliyorum ben. Hepsini tanımazsam, bilmesem geçmişini. Mesela Mehmet Said Ağa, çoğu insan hani Kürttür, evet doğrudur. Mehmet Said Ağa'nın ne olduğunu bilmiyor. Amude sineması neydi bilmiyor. Mehmet Said Ağa'nın ateşin içine dalıp çocukları kurtarmak için ne yaptığını bilmiyor. Ve ağaydı. Ağaydı. Suriye'de Amude sineması meşhurdur. Şimdi bunlar, bunu biliyorum ben. Yani ben bana Mustafa Barzani'yi dağlarda büyüdüğünü biliyorum. Hatta 40'ındayken Diyarbakır zindanına girdiğini biliyorum ben. Annesiyle beraber zindana girmiş. Bunu da biliyorum. Şimdi Kadı Muhammed'i biliyorum. Ben Ayşe Şan'ı çizdiğimde kendisinin, hatta mezarı da İzmir'de, kimsesizler mezarlığında yatıyor. Ailesi kabul etmedi onu. Nasıl bir Kürt kadını sahneye çıkar? Ben o mezarını görüyorum çizdiğim zaman. Ben bizim köyde onun bizde şeyleri vardı, plakları vardı. Yani plaklarını dinleyerek büyüdük biz. Şimdi bu resim Ahura Mazda. Zerdüştlük dininin varsayılan peygamberidir. Çünkü milattan 4000 yıl önce yaşamış bir zattır. Benim ilgimi de biraz daha fazla çekmesinin sebebi de hani Kürt damarımın bana onu yaklaştırmasıdır. Yine 4 tane temel elemente inanıyor. Hava, toprak, su ve güneş. Bütün sanatları bilmek gerekir. Dünyada sanatın yelpazesi çok çok geniştir. Yani heykeli mi dersin, resim mi dersin, sürü boya mı dersin, bilmem ne dersen de. Ben kartondan yapanları gördüm, şahidim. Yani ben bayıldım ben yani. Sanat, kişilik gelişimi konusunda insanların en büyük ihtiyacıdır. O kişilik gelişimi sizi nereye vardırır? Sizi bilgiye vardırır. Bakın, geri kalmış ülkelerin tümünde, benim ülkem de dahil olmak üzere, geri kalmış ülkelerin tümünde kişilik gelişimi yok. Eğer bir toplumda sanat yoksa hiçbir şey yoktur. İstediğiniz kadar zengin olabilirsiniz, istediğiniz kadar güçlü olabilirsiniz. Bakın, hiçbir gücümüz bizimki Suudi Arabistan kadar veya Bahreyn kadar veya Katar kadar veya bilmem şey veya değildir. Yani yine o insanlar yine sanata döneceklerdir. Dönmeyen bir toplum kaybolmaya mahkumdur. Sanat kişilik geliştirir. Sanat tedavi edicidir. Sanat senin ufkunu genişletiyor. Farklı bir gözle oraya yaklaşıyorsun.